Tamam, kımıldamayın. Bundan açılırsanız gelişini görmek istiyorum lütfen. Peki tahliye olduktan sonra şimdi hayatınız nasıl olacak? Paylaşımlara devam edecek misiniz? Hayır, eskisi gibi paylaşımlara devam edeceğim. Gelirlerin tamamının gerçek değil ticari satışlardan kaynaklandı. Zaten MASAK raporuyla test edilmiştik buna. Dolayısıyla diğer hususlara ilişkine somut delillerimizi sunduk dosyaya. Savunmalarımızı yaptık. Çok avukat arkadaşlar özveriyle çalıştık süreç içerisinde. İlk duruşmada da tahliye kararımızı aldık. Şöyle bir bilgi geldi mi? Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye itirazı. Arkadaşlar sağ çekelim sana. Olabilir. Yani ya, bu sayın. Ceza muhakemelerine, yargılamalarına karşılaştığımız bir durum. Şu an bir bilgim yok. Varsa da tahliye kararının hukuka uygun olduğunu düşünüyorum. Bir MASAK raporu var. Mali suçlara ilişkin olarak bilirkişi nezdinde en yüksek kurum olan, yani bu değerlendirmeyi ve tespiti yapacak en yüksek bilirkişi kurum MASAK'tır zaten. Onun da dosyada zaten birden çok raporu var. Vergi müfettişlerinin raporu var. Diğer tahliyelerde zaten raporlar doğrultusunda gelmişti. Şimdi de dosyadaki mevcut verilerle Sayın Hakimlik tahliye kararı verdi. Yani şu an bunu tartışmak çok anlamsız olur.